Merhaba. Ben bir süredir generative art, işte AI art ya da işte yapay zeka kullanarak sanat yapmak üzerine uğraşıyorum. Ve bir süredir işte DALL-E'yi kullanıyorum. Kendim normalde de Photoshop kullanarak işte kolaj çalışmaları yapıyorum. Ve DALL-E'yi kullanarak da aslında amacım bu kendi yaptığım, Photoshop kullanarak yaptığım çalışmaları acaba ne kadar DALL-E ile yapabilirim? Bunu gözlemlemekti. Ve işte önce bunları denedim. Sonrasında işte biraz çevremdeki insanlara sordum. İşte siz neler yapmak istiyorsunuz? Çünkü DALL-E'de bir süredir bir bekleme listesi vardı ve hani ben o bekleme listesini geçmiştim. Kullanabiliyordum DALL-E'yi. Şimdi zaten galiba yakın zamanda herkese açılacak. Ve hani biz sizin kullandığımız kısımda program ücretsizdi. İşte ne bileyim burada mesela 4 sonuç çıkmıyordu da 6 sonuç çıkıyordu. Ve işte bilmiyorum mesela o ara şey vardı. 50 tane çıktı alabiliyorduk gün içerisinde. Şu an onu da kaldırdılar. Para ödeyip çıktı alabiliyorsunuz. Ben bunları çıktı diyeceğim bu video boyunca. Yani buraya bir şeyler yazıyorum ve sonuç buraya geliyor. Buradaki sonuçlara ben çıktı diyorum. Ve İşte şu an aşağı yukarı benim hesaplamama göre şu şekilde bir set, bir çıktı diyeceğim bu setlere 3 TL, 3,5 TL falan denk geliyor. İşte ilk başta 50 tane hediye diyor galiba. Ondan sonra para öderek almanız gerekiyor. Neyse ben bir süredir DALL-E'yi kullanıyorum. Hem arkadaşlarımın isteklerini yaptım, hem kendi isteklerimi yaptım. Hem de Instagram sayfamda takipçilerimden rica ettim. Onlar bana işte neleri yapmak istediklerini yazdılar. Onların isteklerini de buradan çıktı olarak aldım. Şimdi hem onlar üzerine konuşacağız, hem belki işte DALL-E hakkında YouTube'da Türkçe kaynak var mı? Hani çok bir bilgim yok ama belki işte varsa da onlardan birisi olur, yoksa da ilki olur, bilmiyorum. Öyle bir şey olsun istiyorum. Hem artık hani işte beta'ya da açılıyor, daha fazla kullanıcı içeri alacaklar. Belki bir rehber olur. Şimdi öncelikle ben şu ana kadar kendim neler yaptım ya da işte ben ve arkadaşlarım, ben ve takipçilerim neler yaptık, onları göstermek istiyorum. Şöyle açayım. Çok fazla var bu arada. Kaç tane var? 240 tane var. Bunlar benim sadece kaydettiklerim. Kaydetmediğimde belki bir bunun 10 katı, 15 katı vardır. Şimdi mesela burada şey var. Büyük Budapeşte Oteli, Grand Budapeşte Otel var. Wes Anderson'ın filmi. Mesela onu Van Gogh tarzıyla yapmasını söyledim. Ama o galiba biraz yanlış anladı ve ya o bir otel yaptı. Onu gerçekten de Van Gogh tarzıyla yaptı. Fakat bunun içine Van Gogh'un kendisini de koydu. Burada her şey üzerine böyle uzun uzun konuşmayayım. Çok uzun olacak yoksa video. Burada mesela daha detaylı anlattım durumu, ondan ne istediğimi ve o oteli çıkardı. Bu arada şu resme iyi bakalım. Buna ileride değineceğim. Mesela burada şimdi adını hatırlayamadığım bir fotoğrafçı vardı. Onun tarzı ile Şire'yi istedim. Ve gerçekten de o fotoğrafçı aynen bu şekilde fotoğraflar çekiyor. Onu da fotoğrafçının adını da bu arada ileriki şeylerde göstereceğim. Yine aynı şekilde. Ha, şöyle bir özellik var mesela DALL-E'de. Şu resme tıkladım ve şunu diyebiliyorum DALL-E'ye: bana bunun gibi daha fazla göster. O da mesela bakın bana bunları verdi. Ben bunu seçtikten sonra bana işte onun benzerlerini verdi. Sonra mesela burası var. Yine aynı şeyi verdim. Aynı girdiği verdim. İşte Shrek şu fotoğrafçıyla. Burada şöyle bir şey yazmıştım: Wally DALL-E ile tanışıyor. Ve sanat tarzı olarak da Salvador Dali. Yani Wally meets DALL-E by Salvador Dali. İşte öyle bir şey yazmıştım. Bunlar çıktı ortaya. Burada The Office South Park tarzında. Burada bunu benim bir takipçim istemişti. Bir geyik fotoğraf çekiminde. Burada Roadrunner yazmıştık ama o rastgele bir kuş koydu. Roadrunner Boğaz Köprüsü'nde. Burada işte bu ünlü tabloya şey ekledik. Bir ördek ekledik. Plastik bir ördek ekledik. Bu benim daha önce yaptığım bir kolajdı bu arada. Onu ben mesela burada canlandırdım. Bütün bu çalışmalar arasında da benim hani en çok kendi kolajıma yaklaştırdığım şey buydu. Burada zaten bakın şu sol üstte de yazıyor. Daft Punk ama bir Osmanlı paşası şeklinde. Ne şekilde? Bakın burada da yine başka bir ördek. Burada bir uzaylı 1970'lerde
Ayasofya'nın önünde. Burada dev bir Rubik küp, İstanbul manzarası yine aynı şekilde ve bir yıl yazıyor 1980'ler. Burada yine mesela Dart, bu benim yine yaptığım bir kolajdı. Bu o kadar benzemedi mesela. Sea of Fog'da Darth Vader. Bu yine yaptığım bir kolaj. BoJack Horseman, Edward Hopper'ın tarzında aynı şekilde. Bu ama Edward Hopper değil, Amerikan realizmi. Yine Amerikan realizmi ki ben bunu bayağı beğendim. Hani BoJack'i de hem güzel yaptı bence hem de Amerikan realizmini iyi yaptı. Burada Avatar'daki Iroh vardı. O işte İstanbul'da yürüyor. Dijital sanat tarzında. Burada işte oyuncak ayılar İstanbul'da pazarda geziyor. Bu zaten Dali'nin ana sayfasında da olan klasik bir şey. Orada ama İstanbul yazmıyor, başka bir şeyler yazıyordu. Ben onu silip İstanbul yazdım, Türkiye yazdım. O da mesela bakın Türkiye yazmama rağmen arkaya Galata Kulesi'ni falan getirmiş. Bu duvar resmi olarak Iron Man, mağara resmi. Şöyle geçelim, bakalım hepsine. Hepsine durmayayım artık zaten. Yani isteyen videoyu durdurup sol üstten ne yazdığıma bakabilir. Burada bunun üzerine konuşmak istiyorum. Bu çok uzun bir girdisi vardı bunun. Ben bayağı Barış Özcan'ı tarif ettim. İşte zayıf, okuma gözlüğü takan, sakallı, beyaz tişört giyen, gri arka planda bilim hakkında videolar çeken bir YouTuber yazdım. Ve gerçekten de Barış Özcan'a çok benzeyen birini elde edebildik burada. Yine başka Barış Özcanlar. Burada Teddy Bear, bir tane oyuncak ayı, Antalya manzarası. Ve bakın mesela şunun üzerine konuşmak istiyorum. Antalya'yı hani ben de çok gitmiştim yok ama birazcık hani biliyorum. Burası mesela Antalya'nın herhangi bir fotoğrafı değil. Evet gerçekten Antalya, yani burası işte falezler, burada bir sahil var falan filan ama mesela burası Antalya değil. Bu Antalya'nın bir fotoğrafı değil. Burada gerçekten de Antalya'nın fotoğraflarını bir araya getirip yeni bir Antalya oluşturuyor. Ve şöyle uzaktan ya da hızlıca baktığınız zaman "Aa, burası Antalya'nın fotoğrafı" diyorsunuz ama aslında değil. Yine bakın Antalya oyuncak ayı. Bunu şunun için yaptım bu resimleri. Ya bence Dali ileride şöyle kullanılacak. Mesela siz bir mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitapları vardır ya, İngilizce kitapları, işte hayat bilgisi kitapları, bilmem neler. Onlardan birini düşünün. Onlardan birine stok görsellere ihtiyacınız var. Yani mesela İngilizce'de bir diyalog kuracaksınız. İşte spor üzerine bir bölüm var. Bir işte tema var orada, bir konu var. Spor üzerine stok resimler lazım size. Mesela ben burada şunu yazdım. Bir kadın ve bir erkek ormanda spor yapıyor. Fakat aynı zamanda da sohbet ediyorlar. İşte bunu buraya getirdiğim zaman şunu görüyoruz. Mesela ben bu resmi alıp gönül rahatlığıyla şeyde kullanırım şu an. İşte bir dergide, bir kitapta çalışıyorsam stok resim olarak kullanabilirim. Biz betada, yani işte kapalı betada kullanırken şeyi, Dali'yi, bunları böyle paraya çevirebileceğimiz şeylerde kullanmak yasaktı. Ama mesela artık parasını ödeyerek yapabileceğiniz için bunu yapıp mesela kullanabilirsiniz. Bence Dali'nin ileride kullanılabileceği alanlardan birisi bu olacak. Bakın yine aynı şekilde. Burada yukarıda zaten açıklaması var. Okuyabilirsiniz. Burada tatil sırasında mesela gördüğüm sahneyi canlandırmaya çalıştım ve gerçekten de buna benziyordu. Onu özellikle koydum. Burada tam benim istediğim şey çıktı vermedi ama işte olduğu kadar. Bunlar mesela var. Bunları yine hani şey olarak kar amacı güderek kullanabiliriz. Mesela nedir bunlar? Siz bir web site yapacaksınız. Ben kendi web site işiyle uğraşıyorum. Mesela orada bana Galata Kulesi'nin 3 boyutlu izometrik bir şey lazım diyelim. Çizimi lazım. İkon olarak, bilmem ne olarak. Mesela bunu alıp belki %100 kullanamam ama belki üzerine biraz Photoshop'la oynayıp ya da direkt böyle bir şekilde hani bu halini sitelerde kullanabilirim ya da başka yerlerde. Mesela burada işte Galata Kulesi'nin 3D bir halini yaratmaya çalıştık. Başka çıktıları aynı girdinin. Burada işte Atatürk hakkında bir kitap vardı. Onun kapağını baştan yaratmaya çalıştım ama işte biraz karmaşık oldu. Burada Galata Kulesi'ne farklı sanat akımlarında denedim. İstanbul'da bir penguen. Yine Atatürk çıktıları. Galata Kulesi'nin farklı halleri. Yine bir İstanbul görüntüsü. Rick and Morty İstanbul'da. Bunları insanlar bayağı beğendi. 1970'ler.
Ya bunlar az önce baktıklarımızın detaylı halleri. Şunu mesela beğendi insanlar. Bu mesela Galata Kulesi'nde yürüyen bir pardon Paris'te yürüyen bir yılan. Bu var mesela. Bu yani bu o kadar iyi bir resim ki. Yani şunu düşünün. Bir stok görsele 10 dolar ya da 5 dolar vermek yerine Dali'de bunu mesela yapıp kullanabilirsiniz. Bu gerçekten de alın bunu ne bileyim veterinerlik hakkında, çocuklar hakkında herhangi bir yerde bir kitapta, bir dergide, bir videoda stok görsel olarak kullanabilirsiniz. Bence mesela Dali özellikle oralarda çok kullanacak. Ve çocuk kitaplarında da kullanılabilir. Çünkü çizim olarak bir sürü şey çizdirebiliyorsunuz. Star Wars evreninde bir zebra. Şekilde. Bunlar çok iyiydi. Nemrut Dağı'nda Anka kuşu. Bayağı iyiydi bu. Mesela bu. Alın bunu bir çocuk kitabında rahatlıkla kullanın. Hiçbir sorun olmaz bence. Bunları ben çok beğeniyorum. Şu şekilde göstereyim yine. Bu arada bunları detaylı bir şekilde görmek isterseniz çıktılarını Twitter'da da paylaşıyorum. Orada da varlar. Bunları çok beğeniyorum. Yine yukarıdan bakabilirsiniz şeyine, girdisine. Ya Eric Cartman karakterini ben bayağı seviyorum. O yüzden bunun çıktıları benim acayip hoşuma gitti. Şunlar. Kung Fu yapan kedi Eiffel Kulesi'nin önünde. Bunlar çok başarılı bence. Yüzüklerin Efendisi posteri. Fakat tembel hayvan var kapakta ya da posterde. Bu şekilde. Bence çok iyiler. Bunları bu arada ben kendim başka bir şey için kullanıyordum. Kalmış burada. Star Wars posteri. Fakat bütün karakterler kedi. Bunun prom şey buydu. Girdisi buydu. Mesela burada o var. Bence çok başarılı. Bu var. Ya biraz soyut şeyler denedim. Mesela yalnızlığın ya da kozmik yalnızlığın ikonu yazdım. Bu çıktı. Yani böyle bakınca bir anlamı var gibi. Hani böyle modern sanat galerisinde falan bir yerlerde görsem bir bakarım ne anlatmak istemiş diye ama gerçi ben bunu yazarken ne istediğimi ben bile bilmiyordum ne çıkacağını. Soyut bir şey zaten dediğim gibi. Ama güzel yani baktığım zaman hoş gözüken bir şey gözüme. Bu da mesela aynı şekilde. Bu da öyle. Kozmik yalnızlık. Eric Cartman kartondan işte o şey craft kağıtları var ya onlardan gibi. Bence bunlar da çok başarılı. South Park'ın ilk dönemleri de aşağı yukarı zaten böyle yapılıyordu. Kesip yapıyorlardı falan. Bence başarılı. Bu ve kendi soyadım için yaptım bunu. Bir şeftalinin patent çizimi. Bence bayağı eğlenceli oldu. Rick and Morty tarafından. Burada şey yani Rick'in vücudu burada ama Rick'in kafası Morty falan değişik. Bu bayağı hoşuma gidiyor. Mesela bu var. Şu çok başarılı. Yani pardon. Harry Potter Tim Burton stop motion'ı tarzı. Yukarıda okuyabiliyorsunuz. Pulp Fiction, Favizm tarzıyla. Shrek, Pop Art. Ne bunlar var. Doctor Who. Bu çok hoşuma gidiyor. Bence bayağı başarılıydı. Bu çok başarılı. Baby Yoda, Roma mozaiği. Çok çok başarılı benim için. Bu çok başarılı. Ben bunu bayağı beğeniyorum. Yine Salvador Dali tarafından çizilmiş Vikingler. Çok başarılı. Bunu beğeniyorum. Zaten garip bir şekilde artık hani biraz şeyle ilgilenenler biliyordur. Yapay zeka ile işte üretilen bu resim sektörüyle, alanı ile ilgilenenler biliyordur. Şeyin tarzı, Van Gogh'un tarzı çok fazla kullanılıyor. İşte style transferlerde ya da işte generate olayında komple. Van Gogh tarzı çok fazla ön plana çıkıyor. Belki o yüzden de biraz fazla başarılı bu. Ama bayağı beğeniyorum. Picasso tarzı Bojack. Yine o işte Budapeşte Oteli. Shrek. Çok güzel, çok başarılı. Bunu beğeniyorum. Hoşuma gidiyor. Bunu beğeniyorum yine. Şimdi burada şöyle bir olay var. Buna gelmek istiyorum. Bu benim ilk çıktım. Budapeşte Oteli Van Gogh tarafında. Sonra ilerlediğim zaman bakın ona ben
üzerine bir şeyler ekledim. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Onu acaba bulabilecek miyim? Şöyle yapıyoruz. Bu çıktıyı alıp DALL-E'nin içine tekrar yüklüyoruz. Sonra da ama biraz küçültüyoruz. PNG haline getirip küçültüyoruz. Üstü boş kalıyor resmin. Bunu tekrar yüklüyorum DALL-E'ye ve işte mesela şey yazdım. Gökyüzü eriyor falan yazdım. Ve onu yine önceki kısmına uygun şekilde tamamladı. Bakın bu resmin tamamlanmış hali. Yani bu birinci çıktı. Sonra editleyip bu ikinci çıktıyı çıkardım. Sonra mesela bunu da editledim. Bakın gökyüzünü daha da büyüttü benim için. Yani toplamda aslında bu benim üçüncü çıktım. Aynı resmi içeri geri sokarak resmi hala büyütüyorum. Ve hani bayağı işte HD hale getirilebilir aslında o resimler doğru şekilde birleştirilerek. Şimdi benim üçüncü çıktım ve bakın bu da dördüncü çıktı. Bakın artık otel şurada kaldı. Yani benim birinci çıktım sadece bu kadardı. Şu kadardı. Sonra işte bu kadar oldu falan. Sonra bu kadar olsa diyelim. Şimdi bakın son çıktım bu şekilde. Ve tabii buraya çok fazla şey eklendi. Çok uzun bir girdi var burada. Ama resmi uzaklaştırabiliyoruz ya da resmi uzaklaşma ötesinde resmi tamamlayabiliyoruz, resmi geliştirebiliyoruz diyebilirim. Bu mesela biraz daha işte benim anlatmak istediğim konu. Yani biraz DALL-E'nin ileri noktaları. Mesela bakın daha da uzaklaşıyor burada. Artık son hali bu. Hani ben daha da fazlasını getirmedim ve bu halini daha çok seviyorum. Bu hali o kadar da hoşuma gitmiyor. Ama mesela şu havuzu tamamlayış şekli, şu oteli bitiriş şekli, şu binalara devam edişi falan hoşuma gidiyor. Ben bunu da tamamladım. Burada da mesela şey az önce bu resmin şu kadarlık bir kısmını görmüştük. Şimdi buraya yanına birilerini daha ekledim. Ve çok başarılı ekledi bence. Bu var King Kong'umuz. Bunu beğeniyorum. Bunu çok beğeniyorum. Jules Caesar'ın anatomisi Rembrandt tarafından. Baya hoşuma gidiyor bu. Bunu duvara asarım yani. Bu baya hoşuma gidiyor. Yine aynı şekilde. Bakın bu da hoş. Bu da az önce anlattığım teknikle yapıldı. Önce işte Batman ve işte kurbağa falan filan bir şeyler yazmıştım. Sonra Superman'i de ekledim olayın içine ve uzaklaştırdım. Bunu çıkardı. Resmi gitgide tamamlayabiliyoruz. İstediğimiz şeye yaklaşabiliyoruz. Bunlar mürekkep bir kalemle yazılmış, çizilmiş kediler. Burada olay şuydu. Şu karakter bir Pixar filminden. Ben bunu aldım. PNG olarak aldım. Kırptım. Sonra direkt bu PNG'yi yükledim. Sonra dedim ki arka planı bakın burada bu şeyden kırmızı pandadan hiç bahsetmiyorum girdiden. Dedim ki arka planı dümdüz İstanbul yap. Çünkü zaten kırmızı pandamız hazırdı görselde. Ve bunu yaptı. Ve benim hoşuma gitti. Yani benim yaptığım kolaj çalışmalarına benziyor. Bunu beğeniyorum. Porselen bir magnum dondurma. Yine benim yaptığım bir kolaja atıf bu. Bu şekilde olabilir. Ama hani alıp mesela bunu editleyip üzerine buraya ben kendim Photoshop'ta bir tane şey koysam. Bir yıldırım yarası, yıldırım şeklinde bir yara koysam. Bence sırıtmaz. Ve başarılı olur. Ve bunu ben bir yerlerde kullanabilirim. Ya da bunu internete koysam işte Tim Burton şey çekiyor diye. Harry Potter'ı stop motion olarak işte hamur olarak, clay animation olarak çekiyor desem. Yerler. Çünkü tam onun tarzı. Ve aslında normalde böyle bir şey yok. Bu hiçbir zaman üretilmedi. Ama burada gayet de kullanılabiliyor. Şimdi şunu göstermek istiyorum. DALL-E'yi kullanırken, şimdi ikinci kısma geldik aslında. DALL-E'yi nasıl kullanabiliriz? Şimdi öncelikle DALL-E'nin ana sayfasına geldiğiniz zaman şu şekilde burada daha önce yapılmış şeyler var. Daha önce alınmış çıktılar var ki bunlar bile bence çok başarılı. Bir de bunların yanında yani bunlarda işte örnek alabilirsiniz kendinize. Bir şeyler yükleyebilirsiniz. Yükleyip mesela şimdi örnek yapalım. Şimdi ben şuradan bir şeye gireyim. Masa üstünden bir Photoshop'a gireyim. Sonra buradan şuraya girelim. Buradan da acaba bulabilecek miyiz? Şunu seçtim. İşte ben resmi yüklüyorum. Bu işte klasik hani şeyini bilmiyorum işte dalgalar yani tablonun adı buydu. Bunu yükledim. Ve şurayı siliyorum. Ve buraya diyorum ki rubber duck yellow rubber duck. Şimdi ilk olarak bunu yapabiliriz. Bunu bir göstermek istiyorum size. Sarı plastik bir ördek istiyorum. Bunu söyledim. Ya resmin böyle nereye gelmesini istediğimi söyledim. Bakın bu yan tarafta da bu arada bunu da göstereyim.
Benim daha önceden yaptıklarımı gösteriyor. Galiba son 50 taneyi gösteriyor. Onların da üzerinden geçeriz şimdi. Bazı göstermek istediğim şeyler var orada. Yakın zamanda yaptım. Yüklensin resmimiz. Aşağı yukarı 10 saniye, belki 15 saniye falan sürüyordur bir tanesinin üretilmesi. Bakın gayet başarılı bir şekilde ekledim, hatta hoşuma gitti, indireyim. Ve mesela bak yazdık. Diyorum ki sağ tarafa baksın. Şu an mesela bize bakıyorlar ve bu sol tarafa bakıyor. Ama benim kendi yaptığım kolajda sağa bakıyordu ördek. Biz de mesela sağa bakmasını söyleyelim. Bu arada ben şunu göstereyim size. Bakın dediğim olay buydu. Ben bunu yükledim. Ve bakın bana getirdiği arka planlar bunlar. Bu şekilde. Ya da şunu göstereyim. Orijinali buydu. Hatırlıyorsunuz bunu göstermiştim. Sonra onu alıp geri yükledim. Bu geri yüklenmiş hali. Ve bakın çıktı olarak bana bunları verdi. Sonra bunu aldım. Ve bunu içeri geri koydum. Ve sonra mesela bir dakika. Bakın etrafını oluşturması söyledim. Bakın şunları ekledi. Bu başarısız oldu bu arada. Burada başka bir şey eklemek istemiştim. Sonra bakın burada bahçeye ekledi. Sonra onu da geri koyup bahçenin de kalanını tamamlattım. Ve işte benim galiba size gösterdiğim şuydu. Ama mesela bu seçenekler de var. Şunlar. Şimdi bakalım çıktığımıza. Right side deyince sola bakmaya başladı. Left side desek peki? Ne yapacak? Bunu bekleyelim. Ben o sırada başka şeyler göstereyim size. Mesela Şimşek McQueen'in anatomisi. Bunda bayağı eğlenmiştim. Şu şekilde. Fena değildi. Onun dışında bakalım neler var böyle ilgi çekici olabilecek. Bu King Kong'ları beğeniyorum. Sonra bakalım. Şunlar zaten dediğim gibi bunları bayağı beğeniyorum. Jules Caesar'ın anatomisi. Bunlar benim için oldukça başarılıydı. Bu kediler var. Ya mesela bunu alıp yani dövmecide falan belki kullanmazsın dövme yapmak için ama bir çocuk kitabında bir yerlerde internette bir meme yaparken falan gayet güzel rahat kullanabilirsin. Bakalım. Left deyince de left'e baktı. Right deyince de sola baktı. Bir şey değişmedi. Ama olsun. Yani yine de fena değil. Belki ben derdimi çok iyi anlatamamışımdır. Hani tekrar tekrar denemek lazım aslında. Ama mesela şu 4 deneme bize 12 liraya mal oldu. Çünkü işte şu an dediğim gibi her bir çıktı aşağı yukarı 3,5 liraya 4 liraya denk geliyor. Belki daha bile 15 liraya 16 liraya denk geldi. Neyse sıkıntı değil şimdilik. Bana zaten bir 150 tane hediye verdiler kullanalım diye. Şimdi bu asıl kaynak oluşturma, Türkçe kaynak oluşturma kısmına geliyoruz. Videonun o kısmına geldik ve bu Türkçe kaynak ben değilim. Aslında bu PDF'i vereceğim size de. Ben de çünkü bu PDF'i çok fazla kullandım. Bir de şeyleri çok fazla kullandım. Hani hem Dali'yi kullanan sanatçıları takip ediyordum. Hem Dali'nin işte kendi Instagram'ını, Twitter'ını takip ediyordum. Reddit'te çok fazla vakit geçiriyordum. Bunu da galiba Reddit'te buldum zaten. Şimdi hem bu PDF'i hem takip ettiğim işte sanatçıları, Dali'yi kullanan kişileri hem de şeyi sizle paylaşacağım. Kendi sayfamı, kendi Dali işte eserlerimi, çalışmalarımı falan işte eserde neyse paylaşacağım sizinle. Videonun açıklama kısmında. Oradan bunların hepsine ulaşabileceksiniz. Bu PDF üzerinden gideceğiz ve şu olacak. Hani ben bu PDF'i kullanırken neler yaşadım? İşte siz neler yaşayabilirsiniz? Ben ne faydalarını gördüm? Onlardan bahsedeceğim. Hem bu PDF çok ufuk açıcı PDF. Çünkü şöyle bir olayı var. Bu PDF'teki her bir görsel Dali tarafından oluşturulmuş. Örnek veriyorum. Mesela işte 3 boyutlu tatlı bir tane robot işte dikkat işaretli bir şey tutuyor. Ne tutuyor? Tabela tutuyor. İşte bir işaret tutuyor, bir şey tutuyor. Sonra burada her şeyi okumayacağım. Siz zaten kendiniz inceleyebilirsiniz. Ben hızlıca geçeceğim buraları. Ve şöyle bir olay var. Şimdi mesela şuraya gelelim. Öncelikle şöyle bir olay var dedim ama ona girmeden önce bu görsel, bu yazı da hani ayrı bir şey vermek istiyorum. Bunun hakkında ayrı bir konuşmak istiyorum.
Gerçekten de bu işte generative art'la, işte live coding'le bilmem neyle falan tanıştığımdan beri hissettiğim şey tam olarak bu. Gerçekten de gelecekte yaşıyoruz. Yani son 3-4 yıldır 2019'dan beri falan herhalde bayağı bu benim şey mottom yani, ya da işte bu olaylara bakış açım. Ha bundan bahsedeyim. Dali'de toplam 400 karakter kullanabiliyorsunuz. Yani bir girdi toplam 400 karakterden oluşabiliyor. Şu aşağıda ve bu işte girdiler çok uzun ya da çok kısa olabiliyor. İşte burada mesela çok detaylı anlatmış, işte yok 1960'ların New York olsun, yok işte 55 milimetrelik lensler olsun, sinematik renkler olsun, işte yağmur damlaları olsun falan filan, ya da buraya işte 3 tane emoji atmış, bir de 3D yazmış, bu çıkmış mesela. Bunu da yapabiliyorsunuz. Biraz daha açalım. Ya mesela bu arada bu PDF'e dair ben şunu da söylemek istiyorum. Bu PDF bence Dali'yi nasıl kullanacağınızı size anlatan ya da işte size kılavuzluk eden bir PDF olmanın ötesinde, bence bunu en iyi başaran, hani gerçekten kullanmayı da en iyi başaran şeylerden birisi şimdilik. Çünkü neden? Bir defa mesela bu işte soldaki karakter var ya şu. Bu bence yani mesela bunu al bir çocuk kitabında kullan, bir dergide kullan, bir gazetede kullan. Sosyal medya tasarımcısıysan sosyal medyayı kullanan, işte sosyal medya için içerik üreten bir grafikersen kullan, web site yapıyorsan kullan, bir sunum slide hazırlıyorsan kullan. Bunların hepsi için kullanılabilir ve Dali ile oluşturulmuş. Bakın, onun girdisi burada, şurada yazıyor. Şimdi bu, yani Dali zaten bence bu olacak. Biz ileride Dali'yi işte sanatçılar, tasarımcılar, yazılımcılar, artık kimse ne içinse, herkes için, belki çocuklar yani oyun oynayacaklar, belki bir şeyler deneyecekler. Bu amaçla kullanacaklar. Yani Dali'de bir şey çıkarıp, yani bir tablo çıkarıp, aa işte bunu aldık bir yere astık falan filan. Belki bunu da yapan olur bu arada. Ona bir şey demiyorum. Yani çok güzel şeyler çıkıyor gerçekten. Ama bunun ötesinde bence Dali bizim işte çizim süreçlerimizi, tasarım süreçlerimizi hızlandıracak, kolaylaştıracak. Buna yarayacak yani. Ve o yüzden zaten bence Dali'ye para ödemek mantıklı. Çünkü yani şu ana kadar Dali'de ürettiğimiz şeyleri kullanamıyorduk ticari amaçlarla. Fakat artık parasını ödeyip kullandığımız için o ticari amaçla kullanabiliyoruz. Yani ben mesela şunu Dali'de üretip bir çocuk kitabına koyup bu çocuk kitabını gerçekten de satabilirim. Yani artık mesela bir illüstratöre belki ihtiyacımız yok. Ya yani doğrudan bir ihtiyacınız yok. Yani siz yine de mesela belki işte kitapta 5 çizim varsa ikisini Dali'ye, üçünü illüstratöre yaptırabilirsiniz. Ya da belki de illüstratör kitap için yapacağı çizimlere bir konsept çizim olarak ya da işte ne bileyim hani referans çizim olarak Dali'den faydalanabilir bunları yaratmak için. Devam edelim. Mesela bu tam bir stok görsel. Bunu al kullan, yani bir slide'da, bir web sitesinde, herhangi bir yerde kullan, bir blog yazısında. Ya ben mesela şunu bir o ne diyor içeriğinde görsem çok da yani orada küçük hatalar vardır elbet, ama hani eğer işte bağlamın içerisinde mantıklıysa gayet kafamıza oturur yani. Mesela şu. Şimdi gelelim General Vibes'a. Mesela Dali sizin yani duyguları anlayabiliyor. İşte burada mesela anlatmış, sakin, rahat, işte yan tarafta, bu sağ tarafta, şurada romantik, zengin, eğlenceli, dinamik falan. Bu aşağıda, sol altta üzgün, işte cenaze, ne bileyim yorgun gibi şeyleri algılayabiliyor. Bu sağ alttakinde de mesela karanlık, terör, şok edici, işte o tarz şeyleri algılayabiliyor. Yani bir görseli, bir işte bir şey oluştururken ona gerçekten bir duyguyla, onu bir duyguyla tanımlayabilirsiniz. Yani ben dinamik bir görsel istiyorum, ben romantik bir görsel istiyorum, ya da işte ben böyle sakin, içine sakin öğelerin olduğu bir görsel istiyorum derseniz bunları yapabiliyor, bunları anlayabiliyor Dali. Sonrasında biraz daha aşanelim. İşte bazı akımları, işte punks, waves derler ya, işte steampunk, işte diesel punk ya da cyberpunk gibi, ya da işte wave'ler de var, işte bu vapor wave bilmem ne wave. Bunları anlayabiliyor. İşte sen mesela gotik bir resim çıktı alabilirsin. İşte ya da bir şey, gotik bir şey çıktı alabilirsin. Steampunk da çıktı alabilirsin. İşte steampunk olunca ne oluyor? Daha işte böyle buhar öğeleri, işte bakır bilmem ne, Victorian şeyler. İşte mesela diesel punk'ta daha böyle çelik, işte yağ, 50'lerin bilmem nesi falan filan. Neymiş bu ya? Ha, ellerin mekanikleri tarzı şeyler. Alıyor. Cyberpunk mesela. İşte bu aralar çok fazla popüler. Cyberpunk yazdığın zaman da Cyberpunk'a dair
işte öğeler, görüntüler, ışıklar, onların hepsini algılayıp buraya getirebiliyor. Şimdi gelin fotoğrafa. Yani buraya, buradan gidecektim ama geçiyorum buraya şimdilik. Şimdi mesela fotoğraf konusuna geldiğiniz zaman, mesela aşırı yakından çekilmiş, yakından çekilmiş, işte orta mesafeden çekilmiş, çok uzaktan çekilmiş gibi şeyler söyleyebiliyorsunuz. Mesela ben şimdi bir tane örnek yapacağım. Şimdi burada mesela bize girdiğe karşılık olarak çıktığı verdi. Biri filin yakından çekilmiş fotoğrafı. Yani gel işte close up yazdığım zaman yakından çekilmiş bir filin fotoğrafını gösterdi bize. Şimdi mesela devam edelim. Bunun mesela tam tersini yapalım. Diyelim ki çok uzaktan çekilmiş bir fil fotoğrafı istiyorum. Mesela bu çıktıda da mesela filin uzaktan çekilmiş fotoğraflarını bize veriyor. Devam edelim. Bu fotoğrafı kullanarak mesela devam edebiliriz. İşte mesela açılar, pozisyonlar. Yani işte aşağıdan çekilmiş birisinin omzunun üstünden çekilmiş gibi şeyleri isteyebiliyoruz DALL-E'den. Sonra lensler ve de kamera ayarları. İşte motion blur'lar, balık gözleri ya da makro. Mesela işte fil, mesela araba yaprağın üzerinde. Mesela bunu tam tersi yazabilirdiniz. İşte fil yaprağın üzerinde makro çekim, makro lens gibi bir şeyler yazabilirdiniz. İnelim aşağı. Mesela günün saatleri. Şuna ben bir örnek yapacağım. Mesela sunset yazalım ve bakalım ne çıkıyor. Bu çıktı da mesela fili hem uzaktan çekmiş hem de bir işte gün batımı var. Ve mesela şu fotoğraf benim gerçekten çok hoşuma gitti. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi. Bunu mesela verebiliyor. Devam edelim. Diğer şeyler de var işte. Mesela şimdi de bize gün batımında uzaktan çekilmiş bir fil ve film fotoğrafı ve bu fotoğraf Polaroid. Ve gerçekten de harika şeyler çıktı. Yani şu mesela çok güzel. Bu bayağı güzel. Bunu indireceğim mesela. Hoşuma gitti. Ve bu da çok hoşuma gitti. Tam yani kafamda gerçekten bu girdiği yazarken aşağı yukarı böyle bir şey vardı. Devam edelim. Burada film ya da dizilerin dilini de olaya dahil edebilirsiniz. Baktığımız zaman mesela şunu deneyelim. Bakalım gerçekten de bunu becerebiliyor mu? From Blade Runner. Peki oraya bir şey yazmış mı? Yok. Blade Runner 2049 yazmış. Tamam, bu şekilde bir test edelim. Mesela bu biraz daha iyi. Evet, yani gerçekten de o Kermit ya da Kermit nasıl okunduğunu bilmiyorum. Gerçekten de Blade Runner'dan bir sahnede gibi. Şöyle baktığımda şunlar. Bu mesela bence çok başarılı. Gerçekten de tuttu. Yani şuradaki durumu yakalayabiliyoruz. Yani bir öğeyi, bir sahneyi, bir olayı bir filmden alınmış gibi gösterebiliyoruz. İşte mesela bu Blade Runner'dan. İşte mesela bu galiba şey. Ya ben bunu Star Wars'a etmiştim de değilmiş. İşte Stranger Things'ler, Citizen Kane'ler, bilmem ne. Bu efektleri verebiliyoruz. Sonrasında direkt fotoğrafçıların tarzlarını alabiliyoruz. Mesela şunu yazalım. Demeyelim de by diye kullanalım. Bunu bir deneyelim. Mesela burada olduğu gibi direkt o fotoğrafçının tarzını da getiriyor. Yani size kendisinin çalışmalarını da göstereyim. Ben de bu arada hani fotoğraf sanatçılarını çok fazla bilmem. Ama hani şöyle baktığım zaman zaten bu sanatçının tarzı çok belli, çok ortada. Ve şu şekilde baktığımız zaman gerçekten de hani bilmiyorum bunu işte biraz daha fotoğraf sanatıyla ilgilenen birisine gösterseniz ve işte Lee Jeffries'in çektiğini söyleseniz bu kurbağayı bence evet gerçekten de Lee Jeffries çekti derler. Onun tarzında benim baktığım kadarıyla şöyle bir üstünkörü baktığım kadarıyla benziyor. Diğer sanatçılarla da deneyebilirsiniz. Mesela o benim başlangıçta gösterdiğim Shrek fotoğraflarını çeken kişinin fotoğraflarına da bayağı benziyordu. Ben o yüzden onları o kadar başarılı bulmuştum. Yani buraları geçiyorum. Sonra çizim olayı var ki asıl bence paraya çevrilebilecek ya da ticari olarak kullanılabilecek yani DALL-E'yi ticari olarak kullanabileceğiniz kısım burası. Mesela burada ne var?
İşte bu galiba ballpointler şey oluyor. Mürekkepli kalem, tükenmez kalem oluyor. İşte direkt kurşun kalemle yapılmışlar. İşte kömürle yapılmış olanlar tarzında bir sürü farklı işte mesela kalem tarzı diyebiliriz yani var. Mesela bunlar var. İşte sulu boya, akrilik, tuval üzerine çocuk çizimi ki ben bu çocuk çizimini çok kullanıyorum ve çok eğlenceli oluyor. Yağlı boya, işte Çin sulu boyası, pastel falan filan bunlar var mesela. Şeye bakalım. Şu ben Kermit'i bir çocuk çizim olarak denedim. Bakın mesela hemen bize çok hoş çıktılar verdi. Bunlar var. Bunlar var az önce yaptım bunları da. Şu şekilde. İnelim aşağı. Dijital şeyler biraz daha. İşte bir fotokolaj, bir vektör çizim, işte ne bileyim storybook olarak istiyorum. Ki bu mesela dediğim gibi şeylerde çok fazla kullanılabilir. Çocuk kitaplarında. Yani mesela bir tane örnek yapalım. Frog talking with a mesela kurbağayla fly storybook. Bir sinekle bir kurbağa konuşuyor. Bakalım ne çıkacak? Yani bu çıkacak şeyi çocuk kitabında bir sahnede kullanabiliriz. İşte ne bileyim bir kurbağayla bir sineğin hikayesini anlatan, işte onların artık dramasını, tezatını anlatan belki bir çocuk kitabı yazıyorum ve bakın gayet yani şunu al bir çocuk kitabında kullan. Seve seve kullan yani. Bunu bir illüstratöre çizdirmek istesem hani çok daha fazla para ödemen lazım. Çünkü şu an bu fotoğraf bana 3,5 TL'ye denk geliyor. Mesela devam edelim. Şu. Al bunu kullan. Bunu kullan. Photoshop'ta gir burayı düzenle. Buraya istediğin diyaloğu yaz. Bu var mesela. Devam edelim. Mesela şu da kullanılabilir. İşte sticker tarzı istiyorum. Yani bir kurbağa sticker tarzında istiyorum. Ya da işte böyle kartondan, bu craft kağıtlarından yapılmış gibi istiyorum gibi bir sürü şey de Love Poly var. 3D işte yapanlar falan, işte 3D ile ilgilenenler bilir. Böyle daha köşeli 3D tasarımlar. Bunlar var ki ben bunlara çok eğleniyorum. İşte hani size göstermiştim bir şeftalinin patent çizimi. Mesela onu buradan aldım. Ya da Şimşek McQueen'in anatomisi falan. Hani bunları da isteyebiliyorsunuz ve bence en eğlenceli şeyler en önemli şeylerden birisi bu ya. Bunları kullanarak yaptığınız çıktılar çok eğlenceli oluyor ve yani bu PDF olmasaydı mesela ben bu şeyi, bu fikir mesela işte patent çizimi ya da anatomisi, bir şeyin anatomisi falan bu benim asla aklıma gelmezdi. O yüzden ben mesela bu PDF'ten en çok bu kısmı beğenmiştim. Sonra 3D ile alakalı şeyleri alabilirsiniz. İşte ve şey diyebilirsiniz yani işte Cinema 4D ile alınmış olsun ya da Houdini ile alınmış olsun. 3D'si ya tarz ya da render bilmem nesi işte. Onu söyleyebiliyorsunuz. İzometrik 3D üzerine ya da işte izometrik 3D tarzını istiyorum diyebiliyorsunuz. Farklı farklı şeyler de var burada. İşte desen olarak istiyorum bilmem ne. Bunlar var ya anime tarzı istiyorum. Disney tarzı istiyorum ya da işte 90'lar Disney tarzı istiyorum. Pixar tarzı istiyorum ki Pixar tarzı yazdığınız zaman bayağı güzel şeyler çıkıyor. Aynı şekilde Studio Ghibli de öyle. Güzel şeyler çıkıyor. Ya da işte mesela şey var, onu çok fazla görürsünüz. Trending on ArtStation. İşte ArtStation'da galiba işte şu an trend olan şeyler gibi o tarz bir şey çıkarıyor. Mesela şunu silelim. Station Style. Bunlar da mesela ArtStation'ın işte şu an trend olan tarzıyla ve yani al bunu kullan kitapta. Al yani çocuk kitabı mı yap? Yani artık bu çocuk kitabını da geçti. Mesela bunu ne bileyim şey de kullanabilir. Bir sanatçı kendine referans almak için kullanabilir ya da ben mesela örnek olarak düşünüyorum. Bir storyboard yapacaksın. İşte çekeceğim bir kısa film, çekeceğim bir film, animasyon yapacağım, bir animasyon, oyun ya da onun için işte bir mood board yaparken ya da işte storyboard yaparken bunları kullanabilirsin. Bence harika. Ki biz şu an mesela açılara, renklere, arka planlara falan girmedik. Yani işte biz mesela aşağıdan çekilmiş olsun ya da işte yukarıdan çekilmiş olsun ya da izometrik çekilmiş olsun gibi bir sürü şey katabilirdik. Yani o noktada zaten
Bir storyboard da bunu çok rahat kullanabilirsin. Yani bunları yani storyboard yapmak için bunları kullanabilirsin. Devam edelim. İşte animasyon şovlara gönderme yapabiliyorsun. İşte yok Family Guy tarzı olsun, yok South Park tarzı olsun, Powerpuff Girls tarzı olsun. Doğrudan bir sanatçıya işte gönderme yapabiliyorsun. İşte ben Hayao Miyazaki tarzı istiyorum gibi mesela şeyler söyleyebiliyorsun. O da ona göre çıkarıyor. Sanat tarihi zaten hani tahmin ediyorsunuzdur. Yok işte ben Van Gogh tarzı istiyorum. Roma mozaiği şeklinde olsun. Rönesans olsun. Bilmem ne bilmem ne. Bunların hepsini referans olarak kullanabiliyorsun. Yani şu tarzı istiyorum, bu tarzı istiyorum. Mesela hemen gelelim burada. Şey yazalım. Ne yazalım? Şuradan bir şey seçelim. Aa mesela Art Deco style olsun. İşte sanat eserlerinde, sanatın işte 3, işte üç boyutlu tarafına da kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum heykeller işte ama mesela şey mermerden bir heykel ya da mesela yağdan, tereyağdan bir heykel ya da hani bir peyzaj çalışması gibi bir ağacı ya da işte çalıyı falan budayarak yapılmış gibi işte 3D 3 boyutlu şeyler de yapabilirsiniz Dali'yi kullanarak ya da şu mesela benim çok hoşuma gidiyor işte Simpsons tarzı bir ayakkabı. Bunun şeyi çok ünlü. İşte Tesla tarzı PlayStation, işte Apple tarzı araba. Yani Apple'ın bir araba çizimi yok ama sanki işte varmış gibi böyle Apple'ın tarzına benzeyecek bir araba çıkarabiliyor. Ya da Tesla'nın bir şey mesela Tesla'nın da bir iPhone'u yok ama şey yazabilirsin işte iPhone ama Tesla tarafından tasarlanmış gibi. Ya da bir nail art mesela örnekleri var burada işte ya da bir işte çanta mesela yapabilirsin. Make-up olayı bunun üzerine çok gidiyorlar. Mekanlar yine. Tekstiller, kağıtlar, bilmem neler işte hani tekstür türleri. Bunlar var. Ben şu porseleni bayağı kullanmıştım. Porselenle bir şeyler yapmak çok eğlenceli bence. Sakızdan. Abi, sakız değil bu bubble gram diyormuş pardon. Ne olduğunu bilmiyorum. Bakalım neymiş. Öğrenmiş olayım ben de. Şey mi? Epoksi gibi bir şey mi? Emin de olamadım ama. Ha cam oyma. Camın içini oyma. Tamam güzel. Onu da yapabiliyormuşuz mesela. Benim bilmediğim şeyler de var tabii. Burada. Şöyle devam edelim. Şu harika mesela. Yani doğrudan bunu yaratabilmek. Yani mesela bize lisedeyken bir hocamız ödev vermişti. İşte bir tane müzeye gideceksiniz. Oradaki eserlerin fotoğrafını çekeceksiniz falan. Hani tam Google görsellerden de bulabilirsin ama bu şekilde tarif edip gerçekten de o müzeye gitmiş gibi ya da bir müzeye gitmiş gibi o müzeye mesela fotoğraflarını kullanabilirsin. Sonra şimdi teknikler var ki yani benim son işte sürede Dali son kullandığım kısımda en çok yoğunlaştığım kısım burası. Yani mesela bir surat yaratıp ya bir ya da bir işte görsel yaratıp sonra onu silip oraya kendisiniz tarzda bir düzenleme getirebiliyorsunuz. Yani işte şöyle bakan birisi varsa böyle bakan birisi olsun gibi düzenlemeler getirebiliyorsunuz. Burada da mesela olduğu gibi yani şurada bir işte kapı gibi bir şey var, geçit gibi bir şey var. Onu silip yerine daha mesela koyu renkli işte taşlardan bir şey getirmiş. Sonrasında tam tersi arka planı silip orayı yeniden yapabilirsiniz. Orayı işte ekleyebilirsiniz. Orayı baştan yaratabilirsiniz ki benim en çok kullandığım kısım bu. Yani ben bir kolaj sanatçısı olarak şeyi deniyorum burada. Benim elimde bir sürü PNG var. İşte ne bileyim film karakterlerinin PNG'leri var, siyasilerin PNG'leri var, logolar var, bilmem neler var. Bu PNG'leri yükleyip ona uygun bir arka plan yaratmaya çalışıyorum. Benim hani yaptığım şeylere bu daha yakın foto manipülasyona. İşte ne bileyim mesela Shrey'i ekliyorum ve işte Shrey'in arkasında Galata Kulesi olsun. Onu yapmaya çalışıyorum. Bunu da yapabilirsiniz. Yani Dali'ye PNG de yükleyebilirsiniz. Ve şu olay var. Artık out painting diye geçiyor herhalde. Bunu zaten göstermiştim. Yani bir resmi yüklüyorsunuz. Zaten hani onun sırası gelmişken tekrar göstereyim. Belki sadece bu kısmı izleyenler vardır. Bu kısmı izleyenler vardır videonun. Bir gelelim oraya. Yüklensin şuradan da. Bakın o PNG olayı bu mesela. Şunu yükledim ben PNG olarak. Şöyle göstereyim size belki görmüyorsunuz. Bakın bu benim yüklediğim PNG. Şöyle hızlıca kırptım.
Photoshop'ta yükledim ve dedim ki arkasına İstanbul'u koyalım Pixar tarzı. Bakın koydu. Benim bahsettiğim olay buydu. Benim kullandığım kısım bu. Şimdi bir de o out painting olayına geçmek istiyorum ama evet, out painting kısmı silinmiş buradan. Neyse, oradaki örnekte şu. Buradan gidelim. Resmi çıktı alıyorsunuz. Ya ben Dali'de bir resim oluşturdum. Sonra onu alıp hangi programı kullanıyorsunuz artık? Açıyoruz. Photoshop'u açıyorum ben mesela. Photoshop'ta işte 1080'e 1080 duruyor orada. Onu küçültebilirsin. Yani mesela 600'e 600 yapabilirsin. Oraya küçültüp daha küçük bir şekilde o PNG'nin işte köşesine de koyabilirsin burada. Ben mesela öyle yaptım. Tam ortada durmuyordu. Burada mesela tam ortaya koymuş. Ben aşağı koyup üstünü tamamlattırmıştım. Öyle yapmak zorundaysın. Yani tam ortaya koymak zorundaysın burada söylediği gibi. Küçültebilirsin ya da mesela 1080'e 1080 bir çalışma alanı varsa onu büyüt işte. Ne bileyim 1700'e 1700 bir şey yap mesela hani. Sonra gel onu buraya yükle. PNG diye kaydet ki bu çevresi boş olsun. Sonra onu buraya yükleyip aynı girdiği tekrar yapıştırıyorsun. Bak burada işte şu kısımlar mesela aynı. Şu koyuyla yazılmış kısmı yeniden eklemiş. İşte bunu yapıyorsun. Yani mesela bunu buraya yükledikten sonra diyorsun ki şöyle bir odanın içinde olsun. Odada şöyle bir nesne olsun gibi. Bunu dışarı doğru aslında büyütebiliyorsun. Dışarı doğru geliştirebiliyorsun. Şunu yapabiliyorsun işte, sildin onu, yükledin bak. Yanına bunu ekle gibi. Benzerini ekle. Ya da işte sonsuz zoom out dedikleri olay var burada. Bu ikisini yükledin. Sonra bak PNG yapmış. Burada şu PNG'nin klasik gri beyaz kareleri vardır ya bak. Onları yüklememiş ama aslında burası da öyle gözükmesi lazım. Sen bunu aldın Photoshop'ta. Bak gitti onu şöyle o kare alanın üstüne yerleştirdi. Orta üstüne yerleştirdi. Ve işte dedi ki bunlar suyun içerisinde bilmem ne. Bak bu şekilde yaratıyor devamlı. Sonra da aldı onu bak yine şöyle bir PNG alan var burada hayal et. Onun soluna koydu ve dedi ki bu aslında bir tablo. Ve çok yani çok uzun bir işte girdi olacakken onu parçalara ayırıp parçalara ayırıp yavaş yavaş oluşturuyor. Yani dışa doğru geliştirirsin. Sonra işte burada farklı örnekler var yine aynı olayın. Ultra HD görsel de oluşturabilirsin. Yani ekledin, devamlı yaptın. Ekledin, devamlı yaptın. Ekledin, yana doğru devamlı yaptın. Hatta bu galiba şeyin Reddit arka planı. Dali'nin Reddit'teki işte başlığının şeyinin kategorisinin arka planı, kapak fotoğrafı. Bunlar var mesela örnek. Şunu yapabiliyoruz. Resimleri birleştirebiliyoruz, ekleyebiliyoruz işte. Ve şu videoyu göstermek istiyorum size. Bu mesela ben bu videoya bayağı bayılıyorum. Hep beraber izleyebiliriz. Yani Dali'nin kullanımına çok 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 iyi bir örnek. Yani hayalinizdeki görseli nasıl tekrar tekrar işte iterasyon yaparak aslında nasıl yaratabileceğinizi gösteriyor. Bakın. Kademe kademe gidelim. İlk önce çok yakından bir kedi suratı ve üzerinde makyaj var. Arkada da siz görüyor musunuz bilmiyorum. Şurada benim kedim var. Belki gözüküyordur. Neyse çok yakından bir kedi suratı, üzerinde makyaj var. Sonra onu PNG olarak koydu. Etrafını tamamlattırdı. Güzel. Sonra bakın kedinin rengi değişti. Kedi başlarda böyle daha gri bir kediyken sarı kahverengi bir kediye döndü. Sonra onun da kalanını yaptı. Sonra onu sildi. Oraya kafasına göre bir şeyler yazdı. Onu ekledi. Kedinin suratıyla oynadı. Bakın. Şu an mesela şuradaki her bir hareket var ya. Şuradan şuna geçtik. Bunların her biri bir tekrar bir girdi. Tekrar hani fotoğrafı tekrar içeri sokuyorsunuz aslında. Oynadı oynadı ve işte şu kısmı şu an yaptı. Sonra odayı büyüttü. Odaya eklemeler yaptı. Bir şeyleri kaldırdı. Bacaklarını düzenledi. İşte üzerine durduğu yatağı düzenledi. Kırışıklığı düzenledi falan filan bilmem ne yaptı ve bu görseli elde etti. Yani şunu hayal edebiliyor musunuz? Bir mesela dergide bir kampanya için bir görsel oluşturmanız lazım. Bir fotoğraf oluşturmanız lazım. O noktada gerçekten Dali'yi iyi kullanan birisi, gerçekten işte generative art'la uğraşan, işte bunlarla ilgilenen birisi ajansınızda çalışıyorsa mesela ve işte diyelim kısıtlı vaktiniz var ya da bütçeniz yok. Şu görseli Dali kullanarak yapabilirsiniz. Yani burada nelerden kurtuluyorsunuz? Birincisi çok uslu duracaksınız. İstediğiniz pozlayı verecek bir kediye ihtiyaç yok. Kedinin suratını boyamanıza gerek yok. Hani kediye belki zarar verecek, bilmem ne olacak. Bunlara gerek yok. O makyajı yapabilecek sanatçıya gerek yok. Makyaj sanatçısına gerek yok.
bu fotoğrafın çekileceği odaya, bu fotoğrafın çekil odaya gerek yok. Fotoğrafın çekileceği o saati, işte ne bileyim, burada işte Golden Hour mesela, beklemeye gerek yok. Işık düzgün geldi, bilmem ne oldu, buna gerek yok. İşte ne bileyim, o yatağa, bilmem ne, o işte tam hayalinizdeki yatak örtüsüne, bilmem ne, ihtiyacınız yok. Yani aslında Dali'yi çok 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 iyi kullanabilen kişiler, kullanabilecek kişiler, ileride işte medya ile ilgilenen kurumlarda, işte ne bileyim, gazetelerde, dergilerde, televizyonda, bu tarz yerlerde bence işte biraz böyle fotoğrafçının, illüstratörün yanına, "Aa, bizde de işte bir tane Dalici var ya da işte generative artçı var" deyip, generative designcı ya da artık neyse var, İşte bunları da o yapıyor diyebileceğiniz bir eleman olacak bence. Artık hani bu seneye mi olur yoksa 10 yıl sonra mı olur bilmem, ama bence uzun vadede değil, orta vadede olayların geleceği yer burası. Bu şekilde. Burada da en son artık şeyler var. Referans resimler var. Bunları da işte kendiniz incelersiniz. Ha, bir dakika, şu yukarıda bir şeyler var galiba. Ha, burada da başka örnekler var. Bunları da yine işte çok detay konulara giriyor artık. Bunları siz inceleyebilirsiniz. Benim hani bundan sonra beklediğim OpenAI'dan Dali'nin işte video versiyonu. Ki bence çok uzak değil. Hatta yapanlar var. Hani böyle İşte videoyu frame frame almış, işte hani elinde önce işte kibrit var, sonra işte ne bileyim kar topu var, sonra bir şehir var falan, böyle onu işte frame frame birleştirip videolaştırmış, bilmem ne yapmış. Bu tarz şeyler var. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Biraz uzun bir video oldu. Bir de ben video çekme ve video editleme konusunda çok hakim birisi değilim. İşte elimden geleni yaptım. Umarım faydalı olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.